16 Kasım, 22 Kasım nasılsınız yengeç burçları? Umarım her şey iyidir, sağlıkta, sıhhattedir. Özellikle iş hayatınızla alakalı bazı kişilerden alacağınız agresif tavır ya da sizi mutsuz edecek tavırlarla ilgili devamlı gün içerisinde bu hafta boyunca devamlı ne yaptı, neden böyle bir durumla karşı karşıyayım diye düşünüyorsanız sizi işinizden bezdirmek istiyorlar. Lütfen ve lütfen kimsenin söylediğine değil, sizin yöneticileriniz ya da bulunduğunuz noktada sizden şikayet eden yok. Ekip arkadaşlarınızın rahatsızlığı var. Bunları kafaya takmazsanız işinizde bir konum değişimi ve bu değişimle birlikte mutlu olacağınız noktanız söz konusu olacak. Bazı yengeç burçlarına da bakıyorum haritanıza. Beklediğiniz bir iş teklifi ya da oluşmasını istediğiniz büyük bir iş alanınızla ilgili yapmak istediğiniz oluşum varsa bunu bu hafta gündeme alabilirsiniz ve bu kapı bütün hani hırslı ve başarılı bir enerjiniz hayatınıza o kadar güzel artı katacak ki tam da istediğiniz bir evrenin iş teklifi sizin enerjiniz olacak. Yapma ve başvuru yapın ve bu iş kapınız inanılmaz derecede keyif kılacak. Kendi işini yapan özellikle kırtasiye, ne bileyim aksesuar yani züccaciye yapan bazı yengeç burçlarında da yerel anlamda bir değişim ve komple yenilik bir marka yaratacaksınız. Bu da sizi iyi gelecek çünkü burada kâr edememe ve sizi mutsuz eden olaylar vardı. Bunları toparlama evresi olacak değerli yengeç burçlarım. Evet, şöyle de evinizle alakalı yenilikler yapma kararınızdasınız ama kredi kartlarınız ve ödemelerinizle alakalı endişe ettiğiniz için sanki bunu biraz daha geciktireceksiniz. Yani Aralık ya da Ocak ayı itibariyle bu kararınız daha net ve keyifli olacak diyorum. Özellikle birinci katta oturan ve zemin kat ve alt katta oturan bazı yengeçler daha yukarı çıkmak istiyorsunuz ve bir ev arayışındasınız. Bulunduğunuz noktayı taşıyacaksınız ve güzel daha ferah bir eve geçiş yapacağınızı söyleyebilirim. Özel hayatınızla ilgili biraz kırgınlık haftası olabilir. Özellikle sizin kendi kendinize ilişkiyi yormak ya da ilişkiye bir ders verme haftanız olabilir. Biraz kaprisiniz fazla ama hak ettiniz bence yapın diyorum. Çünkü uzun süredir hep anaç ruhunuz, hep fedakar ruhunuz, hep babaç ruhunuz ciddi anlamda kendinizle ilgili enerjinizi dağıtmak için biraz kapris haftanız. Seyahatler düşünceniz var. Özellikle yurt dışı ile alakalı oluşturmak istediğiniz iş konularınız var. Bunlarla ilgili de gerçekten evraklarınız, kağıtlarınız aydınlığa girecek. Beklenmedik bir hukuki mahkemeniz olabilir ve unuttuğunuz bir evranız size sıkıntı yaratabilir. Bir e-devletten kontrol edelim, sıkıntı olmasın diyorum. Evet, bu hafta sürpriz aşklar da var, yeni gelişmeler. Ama evli olan yengeç burçlarında her şeyden önemlisi huzurlu bir ev arkadaşı ve eşiniz var. Bununla ilgili kaygı ve problem geride kalıp birbirimize daha sımsıkı sarılacağız. Sağlık olarak özellikle diş eti iltihaplarınız ve ayak mantarı ya da el mantarlarınıza dikkat edin. Bunlar ileride sıkıntı olabilir. Ailenizin de farklı bir şehirdeyse gidip alma gibi bir farklı hanede yaşayan, farklı illerde yaşayan ailenizi sanki evinize getirip ya da siz onları bir ziyaret edebilirsiniz. Bu da size iyi gelecek diye not almışım. Son zamanlarda doğa yürüyüşüne merak sardı bazı yengeç burçları. Doğada derin nefes alıp kendime geleyim. Evet, bunlar size iyi geliyor. Yapın lütfen. Bir de aile yeğenleriniz ya da abinizin ya da kız kardeşinizin kız çocuğu varsa bu hanede de uzun süredir problemli giden evlilikte aydınlanma ve rahata erme söz konusu olacak. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Instagram sayfam astrolojiden ne haber ya da Akkaya Official sayfalarımı takip edebilerek günlük ritüel Akkaya Official'da dualar ve astrolojiden ne haber olan sayfamda sadece günlük burçlarla ilgili detaylar var. Takip etmek isterseniz geçin, buyurun, takip edin diyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun. Rabbim her şeyin hayırlısını nasip etsin hepimize.